Evet, gelelim diğer konumuza. Kanal listesi nasıl yedeklenecek? Yedeklenmiş kanal listesi televizyona nasıl geriye yüklenecek? Öncelikle bu bilinmeyen bir uygulama. Çünkü Android televizyonun servis menüsüne nasıl girildiği de pek bilinmiyor. Standart yazılımlı olan televizyonlarda menü 11.47 yaparak girebildiğiniz servis menüsüne Android televizyonlarda ulaşamıyorsunuz. Ben televizyonun üzerine taktım. FAT32 olarak formatlanmış, biçimlendirilmiş bir flash bellek televizyonumun üzerinde takılı şu an. Yapmam gereken işlem şu. Hemen söylüyorum. Menü 8202 kodluyorum. Ve servis menüsüne giriyorum televizyonun. Servis menüsünde en üstte factory reset var. Daha önceki televizyondan da zaten bunu biliyordunuz. Gelmemiz gereken bölüm backup channel to USB bölümü. Yani kanal listesini USB'ye yedekle diyor. Bunun üzerine geldiğimde kumandamdan OK butonuna basıyorum. Please wait yazısını gördüm. Çok küçük bir dosyadır. Kilobyte tarzında. Dolayısıyla ekrandaki please wait yazısının orada kalması bile 1 saniye 2 saniye anca sürüyor. 2 saniye bile sürmüyor. Şu an itibariyle artık televizyonunuzdaki mevcut kanal listesi televizyonun arkasındaki flash belleğe yedeklenmiş durumda. Çekiyorum flash belleğimi. Beklenmeyen şekilde çıkarıldı dedi mi? Evet dedi. Artık kanal listesi bu yazılımın içerisinde. Ne zaman ki ben bir sorun yaşadım, kanal listem karıştı, silindi, bozuldu veya ben fabrika ayarlarına geri döndüm, benim yaptığım liste gitti. O zaman bilgisayarıma yedeklediğim bu dosya, İlteriş bir isim vermişti sistem buna otomatikman, hatırlayabiliyor musun ne olduğunu? Dur, bilgisayara takayım. Ya en azından olup olmadığını anlayabilmeniz için dosyaya da sistem otomatikman bir isim veriyor zaten. Evet. CH Data Backup diye bir isim vermiş otomatikman. Kendisi klasörde oluşturmuş. Bunu direkt olarak bilgisayarınıza yedekleyin lütfen. Boş boşuna flash belleği işgal etmesin. İhtiyacınız olduğu zaman buradaki dosyayı alıp flash belleğe koyup flash belleğinizi televizyonun üzerine takıp hemen bir altında Restore Channel from USB özelliğini seçmeniz gerekecek. Bunu seçtiğiniz an sistem size geri yükleme yapacak ve televizyonu kapatacak. Şöyle bir durum var. Ben bunu daha önceki testlerimde de gördüm. Bu komutu verdiğiniz an itibariyle yüklemeyi yapıyor. Ancak sonrasında televizyonu kapatıyor. İlginç. Sizin tekrar televizyonu açmanız gerekiyor. Kanal listesi yedekleme ve kanal listesini tekrar geriye yükleme işlemlerini de bu şekilde yapabilirsiniz.